Laps laps laps. Merhaba. Merhaba. Laps laps'ın kaçıncı olduğunu bilmediğimiz bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nilperi Şahinkaya. Ben. Var yanımızda. Kendisi aynen aynenin ayneni. Aynen ve aynenin kadın ayneni. Evet. Devam ediyor mu? Ediyor. Hiçbir fikri yok. Ciddi. Ya, ediyor. Yani inşallah. Ama Kerem Bürsin geldi. Uraz Kaygılaroğlu yani. Evet, o geldi. Şimdi önümüzdeki sezonda çekmeyi planlıyoruz ama nasıl olacak bilmiyorum. Neden? Çünkü sen yeni bir diziye daha girdin. Bir diziye girdim. Esas Kerem çok yoğun. Neden? O da bir dizide çok yoğun çalışıyor. Ya? Sen çal. Kaç çiçekçi olayı değil mi? Hı? Çiçekçi kızla aşk yaşadı değil mi? Evet, o. Olay oldu. Evet. Ne olmadı olay mı? Oldu? Hikayenin orijinalliğiyle biraz olay yaratmamış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, yok bilmiyorum ben onu. Bilmiyorum. Hayır, aşk dedikoduları çıktı ben. Onu ha, söylüyorsun ben sen. Ben dedikodudan hiç hoşlanmıyorum. Hayır, magazinel dünyada ben olmadığım için ağır potlar kırıyorum. Belki canlı yayınlarımda da denk gelmişler bazı potlarıma. Hayır. Gelmedin mi? Gelmedim. Ne oldu? Ne yaptın? Yani kaçıncı bölümde bilmiyorum. Ama bir şovum var. Söyle izleyeyim. Ne? O, anlatamıyor musun? Bilmem. Alican'la sıçtım. Tamam. Alican'la bir sıçtım. Aa, Alican'la niye sıçtı? Bilmiyorum çünkü olayları. Yani genel olarak hani kim kimle önceden berabermiş, nasıl bir ilişki. Hani böyle bir takip tutmadığım için. Ne saçmalamışım yaptı? Yani kısacası. Peki tamam, ben onu izleyeyim, çok şey yapmayayım. Ben o programı... Yani çocuğun da hiç, Alican'ın hiç umurunda olmadı. Abi saçmalama, o ne demek falan dedi. Ben böyle programın içinde anladım, saçmaladığımı. Yani özür şöyle dile, oldu Alican'dan. Yani. Alican çok özür dilerim. Ya Alican konuktu. Canlı yayında o sırada. Hadi ben kaçıyorum, ben program var. Dur gitme, bir şey anlatacağım falan deyip zorla adamım Harun Tekin hikayesi anlattı. Ve yani bir bağ varmış. Ben onu... Evet. Ama anladım ben. Geri zekalık. Ve insanlar da aşağıda ayıp oldu. Caner Bey falan yazıyor. Ya size ne falan diyorum, şey sandım ben. Alican'ı böyle hızla yolladığım için öyle diyorlar sandım. 10 dakika insanlar atar gider yaptım. Size ne lan? Size ne falan diyorum. Sonra böyle şey oldu. Nasıl? Siktir falan. Ve programın içinde onu anlamam, onu yani falan. Geçmiş olsun. Ne çok diyeyim? Teşekkürler. Ama özür diledin şimdi, artık şey yapmıştım. Alican'dan bireysel olarak da özrümü, özür dilemek de bir maço tayfaya şey yapmıyor mu? Prim vermiyor mu? Eski sevgilisi olamaz mı ya? Yani? Ben bilmek tabii, zorunda doğru, mıyım her o da şeyi? Doğru. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Tabii. Tam da böyle yorumlar var. Caner Bey doğru diyor. Değil mi? Evet, gördüm ben onu. Hani aynen aynen. Kim ne derse desin Nilperi aynen aynen diyor. Onu diyorsun değil mi? Evet. Aynen. Baş evdirsin. Şimdi oha, ne kadar çok yorum var. Niye böyle ya? Ya demek ki beni evet. Hiç sevmiyorlar ya da çok seviyorlar. Hayır, dün biz bu formatın aynısını Uraz kardeşimle çektik. Hı. Uraz'cığım da 290 yorum vardı. Bende de. 760 yorum vardı. Lütfen yani. Come on. Ya, lütfen. Hatta dedik ki... Kim konuk gelirse gelsin benim Uraz'ı gömmek gibi bir alışkanlığım oluşmuş. Yarın da bunu yaparız demiştim. İyi oldu böyle başladığımız. Güzel. Gömelim ya. Kalite belli oldu ya. 760 yorumla gerçekten kalite belli oldu. Evet. Uraz yalnız kızınca arıyor. Aa. Sen ne dedin ya falan filan arıyor. Ben o yüzden dikkat edelim. Dostum o benim. Evet, yine Cambly ile bir anda karşınıza çıktık. Tişört değişti, saç değişti, her şey değişti ama Cambly bizimle. Yine mi Cambly filan derseniz gerçekten kalbinizi kırarım. Çünkü Cambly sayesinde bu kanal bir şekilde hayatta kaldı. Cambly ne? Ana dil İngilizce olan hocalarla online ders yapma şansı. Geçen videoda şeyi keşfettik. İnsanları hobilerine göre seçebiliyoruz. Felsefe diye böyle seçtik. Mark Twain filan konuştuk. Bayağı enteresan. Bugün neyi seçeceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Neyse ne 60 kodu bomba gibi bir kod. Patron çıldırdı. %60 indirim yapıyor Cambly şu an. İlk defa bu kadar sanırım yükselmiş. İlk defa sanırım değil. İlk defa %60'lık bir indirim var. Ders bittikten sonra video olarak bütün o dersi izleyebiliyorsunuz. Bayağı split screen böyle. İkiniz de yan yana. Hocayla nasıl konuşmuşum? Oha çok iyi konuşmuşum falan deyip arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Çok hiç olmamış diyerek kendinizi... Geliştirmeye belki adayabilirsiniz falan. Böyle şeyler. Şimdi yine hobilerine göre birini seçeceğim ve darlayacağım diyebilirim sanırım. Hello. 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 Hi. How are you? Fine. How are you? I'm good. I'm doing good. Doing good. Is there anything you can teach me in a short period? I don't know. Maybe some idiom, new stuff for me in English. Wow. That's a big one.
Well, here's what I will say. As a teacher in Cambly, I have to stay flexible and really customize my lessons to the the level of conversation for each student. Okay. And then also. So I'm gonna choose something. Okay. Okay. I don't understand idioms in Turkish too. I don't understand them at all. Really, there is an idiom called sana dar gelen bana bol gelir. It's like okay. it's something like what doesn't fit you is loose for me. Can I explain it to you? What doesn't fit you is loose for me. I don't really get it, but I know a guy who uses it. Whatever floats your boat. That's the first thing that comes to mind. Whatever floats your boat is an idiom in English, which basically means whatever you like. No, it's not the same. I like. Sana dar gelen bana bol gelir means it includes a little insult, you know? Yeah. Okay. Yeah, like what doesn't fit you, I'm gonna wear it like a loose thing, you know? Like you are poor and I'm rich. It doesn't fit you. It's tight for you, but it's loose for me. Oh, wow. Okay. I don't really get it. I understand the insult there, but I don't understand the root of it. Yeah. Is there any idiom that you like in English that I can use in my conversations? Oh, wow. That's hard. You mean that's similar to that one? Yeah, maybe. Or I love insults. Maybe you can teach me something that I can insult my foreign friends. Oh yeah. Here, I don't know if it's an idiom because, okay, so let's talk about idioms and then we'll talk about just cultural phrases. Yeah. Idioms are normally long lasting, meaning you can say them, like for instance, an idiom right now would be, you can't teach an old dog new tricks. You can't teach an old dog new tricks. It's good, by the way. It's good. Which means if someone is stuck in their ways, and that could be used as an insult. If someone is stuck in their ways, meaning they believe what they believe, and they've been believing it for a long, long time, you're calling them the old dog. I really like it. Yeah, you're saying, hey, don't try to teach them anything. Yeah, let me translate it to Turkish. It's like, yaşlı köpeğe yeni numaraları öğretemezsin. It's the Turkish one. Right? It's the translation of it. I really like it. Var mı Türkçe'de böyle bir şey? Yeah. It's perfect for me. You know, you saved my life. Yeah. Peki bir tane okuyorum. Sevda P. Pandemi yüzünden evde olunup asla verim alamayan bu zamanlarda YouTube'a düşmüşken denk gelmek süper oldu. Bilmediğim bir sürü ünlümsü birey aslında bayağı normallermiş ya. Peki ama dur, tanımlaması bakalım. Lazım. Bir de belli bir jenerasyon çok iyi bir dışa vurumu oluyor bence bu program. Neredeyse yaşasın neyse bu bize ölmüş. Ölmüş değil mi? Senin de normal olduğu için sevinmiş. Ya hep şey oluyor ya, ünlüler çok saçma insanlardır gibi bir beklenti var. Evet ama o nasıl bir şey acaba? Nasıl saçma dediğin onu ben hiç anlamıyorum. Mesela bir olay oluyor. İşte şiddet olsun, bilmem ne olsun, işte uyuşturucu olsun, bir şey olsun. Hemen altına şey yazıyorlar. Ünlülere böyle abi, ünlülerin hepsi böyle takıl. Hayır abi, yani toplumun yaptığı herhangi bir şey ünlü yapınca haber oluyor yani. Anladım. Mehmet amca yapınca haber olmuyor sadece. Evet. Instagram'da ne yazıyor senin meslek olarak? Sanatçı yazmıyor. Benim oyuncu yazıyor. Ama canım, yazılmaz ki. Hani öyle olsa da. Geçen bunu senle konuşmuştuk katıldığımda programa. Çünkü hani genç yaşta sanatçıyım diyemiyorsun bu toplumda falan demiştin. Evet. Haklı olarak. O yüzden niye diyorum. Öyle, ben de bilmiyorum. O yüzden de demeye karar verdim. O yüzden verdim. Sana hak veriyorum ama nedense evet öyle bir algı var. Ben de şöyle bir şey var. Yazarlık sanat mı? Mesela film yazmak yazarlık sanat. Bence sanat, evet. Dolayısıyla ben sanatçıyım. İyi veya kötü. Ben iyi bir sanatçıyım yazmadım oraya. Belki de bok gibi yapıyorum doğru işimi. Doğru söylüyorsun, evet. Ama bak yine başladım. Ama sanatçı doğru. Yani. Niye bu kadar ciddi alınıyor ya bu? Evet, yaşla ilgili. Sen daha kimsin ki falan modu, değil mi? Daha yaşal da öyle görelim. Çok gıcık oluyorum ona. Falan gibi. Yaşlanınca da ölmeni bekliyorlar bir yerden sonra. Nilperi kendini aşırı geliştirmemiş biri. Bu ne demek ya?
Ben kendimi geliştiririm. Yani her gün geliştiririm biraz. Hayır, aşırı geliştirmemiş. Yani geliştirmiş ama aşırı geliştirmemiş. Hayır. Yani öyle bir geliştirmemiş ki yani aşırı geliştirmemiş tabii. Bak o kadar gelişmiş biriyim ki bunu anlıyorum. Son yani. Mi? Demiş ki Nilperi kendini aşırı geliştirmemiş biri. Hayır. Nilperi kendini aşırı geliştirmemiş biri ya. Oha işte yok. Oyuncusun sen doğru. Ay, evet, doğru aynen. Ton bu. Aynen. Ben anlamıyorum bu hayatı nasıl bu kadar boş geçiriyor bu. Niye kötüyle başladık çok özür diliyorum. Ama bunu niye insanlar bu kadar kötü kalpli? Bunları ben anlamıyorum bu hayatı nasıl bu kadar boş geçiriyor bu insanlar. Hayır, demek ki sinirli yani. Sen onu gözüne okudun mu ona mı söyledin? Onu tonladım oyuncu olduğum için. Gerçek hani sandım o ihtiyacı hissettim. Hemen yedim. Röportaj. Harika olmuş demiş Onur Bozkurt. Çok teşekkürler Onur. Koya da demiş ki hazır mıyız? Değilim. İyi yorumu kötü yorumu okuyorum sence? Böyle bir formata bence, çevireceğim. Bence kötü yorumu okuyorsun. Tamam okuyorum Koya da. Kalp beni en çok etkileyen oyunlardan biri. Şaşırttım. Oyunu izlediğim için kendimi şanslı hissediyorum ve herkese öneririm. Nilperi'nin kariyeri de daha başarılı olması dileğiyle. Çok biz sonunda ederim. Bir şey olmuş. Hayır ya ne güzel. Daha başarılı. Daha tabii başarılı. Ki yani. Ha başarılı daha da başarılı. Ve sen nasıl anlıyorsun? Ben hep kötüye yorarım her şeyi. Tubi Bubi. Evet. Demiş ki bu da önemli bir karakter olsa gerek. Ezgi Mola'ya bayağı benziyor. Ya bir şey diyeceğim. Evet Ezgi. Ezgi Mola'ya benzetiyorlar sanırım şey olarak. Hani enerji. Konuşma tarzı. Hani böyle hızlanıp yavaş. Anlama mı acaba? Öyle mi yapıyorsun? Bir de Yıldız Tilbe'ye benzetiyorlar bu arada. Nasıl bir üçlü ya? Hiç birbirine alakası yani, olmayan üç kişi. Bilmiyorum ama ben çok okeyim. Hani Ezgi Mola'ya okey olmuyor. Tabii canım Yıldız Tilbe'ye de okeyim. Okey. Ya yılların Yıldız Tilbe'si yani. Yani yılların neleri var da yıllar onlara iyilik katıyor mu? Ayça D. Demiş ki bu kadını çok seviyordum. Bunu izledikten sonra aşık oldum. Ne güzel. Teşekkür ederim. Evet. Eyüp Şahin demiş ki salak yerine koyuyorlar milleti. YouTube'da başlayıp bitecek dediniz. Aynen. Şimdi çevir kazı yapmasın demiş. Ne diyorsun bu konuda? Ya evet öyle dedik. Biz de öyle olsun istiyorduk. Ama olmadı yani. Bütçe kompanse edilemediği için dizi ya bitecekti ya devam edecekti. Bunu her programda söyledim. Devam etti. O yüzden devam etti. Bu TV'de devam etti. Çok da mantıklı olmuş. Sen de bedava çalışmayı dene bakalım ne oluyor. Ha. Eyüp Şahin. Tamam mı Eyüp? Bedava başladık ya. Bedava gidelim de. Ne iş yapıyorsan dur bakayım ne iş yapıyormuş. Eyüp Şahin'in profilinden analiz yapalım. Stalklayalım. Instagram'dan bulalım. Bak ilginç bir karakter. 4 tane video yüklemiş. Birincisinin adını söylüyorum. Minibüs camını kırıyor. 1. Güzel. 2. Minibüs camını kırıyor. 2. 3. video minibüs camını kırıyor. 3. 4. videosu da inanmayacaksınız minibüs camını kırıyor. 4. Yani minibüs camını mı kırıyor? Biri minibüs camını mı kırıyor? Onu izleyerek anlayacağım. Bak gördün mü bu? Bak polis de arkasında. Bak. İzliyoruz öyle. Nerede cam kırma ya? Bak o arabayı ileri aldı. Bak. Araba kim ya şoför tanıdın mı? O. Yalnız Eyüp'ün sesi buysa ben Eyüp'ten özür diliyorum yani. Eyüp Bey demek istedim ben de size. Eyüp abi. Ama cam kırılmıyor bu videoda. Clickbait mi kastınız? Ne yaptınız? 4 ayda 7 izlenme yakalamışsın ya. Clickbait'e rağmen. O zaman. Gürkan Ümit. Sence seni seviyor mudur, sevmiyor mudur? Saçma sapan bir formatı İsimden sevgi analizi. Gürkan Ümit. Gürkan Ümit. Ama bir dakika. Biraz hani ipucu vereyim. Mesela nelere abone? O da 2 bölüm yüklemiş. 2 video yüklemiş. Kafa topu 1. Kafa topu 2. Yani kafa topuysa beni seviyor olabilir. Seviyor olabilir beni böyle videolarsa. Evet o zaman cevabı açıklıyorum. Yani yorumu okuyorum. Oku. Nil'in dokunduğu her şey mi güzel olur? Ay Gürkan teşekkür ederim. Ama bak bir şey daha söylüyor. Demiş ki biz erkek milletine çok fazlasın. Umarım ayak uydurmak için yozlaşmazsın. Allah Allah. Çok... Gürkan senden fazlasıyla beklentiye sahip. Çok teşekkür ederim. Bak nasıl hissettim.
Gürkan'ın enerjisini. Hissettin. Ben evet. Olsam mesela kafa topundan sonra yok beni sevmiyordun derdim. Ama sen anladım. İnsan sarrafıymışsın meğerse. Zübeyir Güven. Zübeyir beni sevmiyordu. Bir alıntı yapmış. Caner 2 nokta. Ay güneşten daha güzel. Nilperi doğru söylüyorsunuz. Ya ben gülmekten yapamıyorum ya. Seydemiz 35. Şey demiş herhalde. Seydemiz. 35 sevmiyordur beni o. Hayır. Ben Okan Bayülgen'i eleştirmiştim programda. Ha, seni evet. Konuşturmadığı için. O da demiş ki Okan Bayülgen genelde hiçbir konuştuğu konuyu konuşmuyor zaten. Konuşturmuyor zaten. Okuyamadık başta. Ama sonra o beni aldı konuşturdu. Bir daha çağırdı Okan. Konuşturmanı sen tiyatro oynadın orada. Evet. Okuma tiyatrosunda konuşmuş oldum. Yalan söyleme. Başkalarının diyaloglarını okudum. Takip ettim çünkü. Evet. Ammar. Bu bir korku filmi değil Ammar mi? Ammar şey, sevmek değil mi İspanyolca? 9 dil bilen sensin. İspanyolca bilmiyorum ama. Ammar ne demek? Ammar ismini memur eden. Nasıl ya? Bayındırlaştıran. Pardon ya. Nilperi. Nilperi mi, ben mi? Sana sesleniyor. Ha tamam. Yağmur demiş ki, Nilperi, balık burcu bir kadın olsa sen olurdun. O benim. Evet, balık burcuyum. Ama balık burcu senin dünyada temsil ettiğini düşünüyor. Kesinlikle ediyor. Sen balık burcunu temsil ediyorsun. Balık burcu bir kadın oluyor. Hayır, ve anladım. Evet. Anladım. Ece Nur Avcı demiş ki Nilperi Caner'in eleştirilerini dinlerken yapıp savuşturuyor gibi. Doğru mu? Yoksa beni gerçekten dinliyor muydun? Abi yok, savuşturmuyordum seni. Tamam. İkna oldum. Bence fikirleriniz çok saçma. Ha neymiş bu bakayım. Kimin ama? Senin mi benim mi şimdi? İkimizin bir saniye. De. Sönmüş yıldızlar. Ben yorum. Mi? Hayır. yorumu yapan. Ben mi diyor? Ben mi? Bence fikirleriniz çok saçma. Tamam. Toplumumuz Amerikan toplumuna ya da diğer toplumlara zaten benzememedi. Ne üzerine hatırlamıyorum. Doğru. İnsanlar nasıl davranacaklarına karar verme ya da yönlendirme sizin işiniz değil. Siz insanları düşünmeye ve okumaya teşvik edebilirsiniz sadece. Çünkü sizin düşünce yapınız sayesinde yakında toplum diye bir şey kalmayacak. Oha, bizim nasıl bir gücümüz varmış. Ayrıca bizim ahlaki değerlerimiz sizin zannettiğiniz gibi namus, töre, cinayetten oluşmuyor. Bence siz de çok kitap okuyun. Hem de çok. Peki bir şey söyleyeceğim. Neyin üzerine böyle yazmış? Ben aynen çok böyle seksi böyle ay işte mi falan yapıyorlar diye biraz gerici bulduğumu söylemiştim. Onunla mı ilgili acaba? Ha, olabilir. Bunlar hani sevişmiyor mu? Niye böyle? Yani sana laf ediyor. Bana ediyor. Tamam, sen cevap ver. Ne vereceğim? Sönmüş yıldızlara. bir tane bir Vadella demiş ki. Vadella. Kesin o nefret kusacak. Evet. Vadella çünkü. Enerjik ve pozitif bölüm isteyen Beyaz Show izlesin. Bu ne saçma sapan tatlış sikko bir bölümdür. Depresif sohbetler istiyorum Caner'cim. Yani şey gelmişsin ve programı pozitif bir hale getirmişsin. Ve seyircimiz bunu istemiyor belli ki. İstemiyor ama olabilir yani. Olabilir. Bir öyle... tane depresif bir fikrini paylaşır mısın? Dünya ile ilgili depresif bir fikrini seyircimizle. Çok hızlı cevap biri değilimdir. Şu böyle çok canım sıkıyor gibi. Hani iyi bir şey değil. Ay ne kadar güzel. Doğru söylüyorsun Caner'cim değil de hani onun dışında. Aslında... Gayet pesimist biriyimdir ben. Buyurun. Pesimistimdir. Evet. Dünya iyiye gitmiyor arkadaşlar. Tamam. Pandemi diye bir şey çıktı biliyor musunuz? Hepimiz öleceğiz. Çok kötü durumdayım. Kötü şeyleri okuyabilirsin. Benim çok üzüleceğimi düşünme. Öyle mi? Sen evli miydin eskiden? Hayır. Tamam, yanlış o zaman. Aa, ne diyor? Çok saçma bir şey çünkü bu. Nilperi'nin ilk eşi Deniz Yıldızı değil miydi? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. İlk işim oydu. Evet, doğru. Tamam. Ankara'da çekiliyordu. Deniz Yıldız. Patrick de evliydi. Barış Naim iyi aktris olduğunu biliyordum ama bu kadar tatlı manyak bir şey çıkacağını tahmin etmemiştim. Ya teşekkür ederim. Sürekli teşekkür ettirdik ya. Caner sus bir kız bir cevap versin demiş biri. Elif Nur Göbüt. Yani öyle miydi? Öyle bir problem. Ben biraz çok konuşuyorum. Ya. Ama ben de dinlemeyi seviyorum. Ben de konuşkan biri değilim. Çok ortada. Peki. O yüzden güzel anlaştık. Bence de çok iyi. Bige Gürsoy demiş ki Caner aynen konuşsa sana tamamen katılıyorum. Çok teşekkürler. Aa, demek ki beğenmemiş. Ben beğenmiyor değilim. Ben cinselliğe bakışıyla ilgili bir sorunum vardı. Evet. Ben orada açıklamamı yaptım Caner. Daha da yaptım. Artık hiç gerek yok. Nilperi'nin 23.57'deki hareketleri en az İngilizcesi kadar dikkat çekici. Bakalım ne yapmışsın.
Biraz rahatsız etmiyor mu? Buna cevap vermek istedim. Aa. Ya aslında. Çünkü erkek hani sek... Bunu aynen aynen de yapıyormuşsun ayrıca. Öyle mi? Öyle dedi. Olabilir. Okan'ı eleştirip senin kızı konuşturmaman peki? Buket demiş. Yani doğru mu? Bence senin cevap vermen lazım. Doğru olabilir ya. Okan kadar değil mi? Okan... Yok ya biz... Bilmiyorum. Yani çok hatırlamıyorum ama ben zaten çok bir cümle falan kurmadım. Oha! Sen evet çok konuştun. Bir cümle falan kurmadın mı? Çok şey ya... Nasıl özür dilerim senden. Hani bir lafımı kesmeli falan bir şeyler hiç hatırlamıyorum. Konuşturmamak. Ama ben zaten konuşmadığım için sen konuştun. Of çok keyifliydi ya. Teşekkürler. Aa ne demek? Lan herkese selam yollayıp durmayın mal gibi. Cem Yılmaz, Okan Bilgen bilmem ne bilmem ne. Bu isimleri sürekli verince adamdan sayılmıyorsunuz. Haberiniz olsun. Oğlum siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz? Bu nasıl bir sinir ya? Lan bir de onu öyle algılamak, oradan onu çıkarıp ya, oraya kızmak falan. Vallahi hani. Bıktım ya. Bizden çıkarıyor. Millet kimse hiçbir şey yazamıyor, edemiyor. Tutuklanacağım korktu gibi bana patlıyor burada. Çok güzel söyledin. Sakın kesme. Asla. Çok güzeldi. Ama bunu da kesmeyeceğim. Bunu da kesme. Tamam. Arkandayım Caner. Teşekkürler. Caner'in bu kadar donanımlı olup da başarısız bir kariyeri olması gerçekten üzücü. Neresi başarısız şimdi? Buna cevap vermek isterim. Niye gir? Oh, bakın arkadaşlar benim yapım şirketim var. Yani çünkü insanlar... Elektriği ödedim ben demin. Açıldı elektrik. Kapalıydı ilk geldiğimizde. Tost aldı bize. Tost aldık. Ben çok başarılı. Herkes seni hala oyuncu olarak görmek istiyor. Zannediyor ki sen oyunculuk yapmadığın için hiçbir şey yapmıyorsun. Ama bu belli ki benim oyunculuğu bıraktım biliyor. Buraya gelmiş. Evimin önüne gelmiş. Yorum hayır yap- bu da herhalde oyunculuk yapamıyorsun diye çektiğim bir program gibi düşünebilirim. Çok mantıklı. Ben gerçekten öyle sokakta falan diyorlar. Benim arkadaşlarımla birebir sohbetlerim bile hiç böyle koyu olmuyor. Ayşenur. Koyu bir sohbet miydi bizimkisi? Sana göre değil belli ki benim sadece konuştuğum sen evet dediğim bir sohbetmiş. O yüzden koyu bir sohbet. Ha, o yüzden koyu oluyor. Ben katılsaydım koyuluğu giderdi. Sen de fark ettin sanırım bitirişine baktığımda. Bu bölüm çok hater gözüktün. Normalde daha tatlış bir insandın. Ama yine sanırım ki Nilperi çokça olumlayıcı olduğu için sen de karşısında daha bir hater kaldın. Aa, değişik bir yolu. Gördün mü beni bok gibi bir insan gibi göstermişsin. Ama ya beraber batacaktık ya da ben bir tık... Sıyrılmayı başardın. Tebrik ederim. Beni bok gibi göstererek. Sahnede devleşen bir insan mısın? Sahnede... Söyleyeyim mi çiğ öyle. Çiğ böyle sahnede devleşen bir insanım ben. Peki sahnede devleşmek için sahneye çıkmadan önce bok gibi enerjisi bitik numarası mı yapıyorsun? Böyle oyuncular tanıyorum. Söyle kim? Söylemem. İsim ver ya. Sahnede canım. Aslında kendisi ama sahnede devleşiyor diyelim diye böyle dışarıda. Ne haber abi? Ha normal hayatta oynuyor. Evet normal hayatta enerjisiz oynuyor sahnede devleşmek için. Lan öyle bir şey ki sahnede devleşmek. Sen olmaz. Kendi enerjinin üstüne çıkman lazım. Dur kimden bahsediyorsun? Peki bu senin fark ettiğin bir şey mi yoksa... Birkaç kişiyle bunun dedikodusunu yaptınız mı? Ben dedikodu yapmam. Doğru pardon. Yüzüne söylerim. Düşündüm bilemedim. Ya çünkü değişik bir yorum. Ya mesela gelir oyuna beraber oynadığım insanlardan da. Ne haber abi? Çok iyi. Ben biraz böyle gittim. Sonra bir kere merhaba falan. Abi ne oluyor falan. Sahnede devleşiyormuş meğerse. Evet. Ben bunu ne diyeyim yani? Cevap nasıl verebilirim ki bu kadar iyi bir... Yorum estağfurullah. Hep böyle diyorsun sonra ben işte bok gibi insan oluyorum. Caner abi iyi ki bu sikindirik dizileri bırakmışsın. Yoksa senin bu kadar naif sohbeti güzel bir insan olduğunu bilemezdik. Devam et lütfen iyi ki varsın. Vatan sever yazmış bunda. Güzel. Çok güzel yazmış. Çok güzel yazmış. Özlem Tekin gelsin. Aa gelsin. Özlem Tekin. Özlem Tekin'le bir anım var. Anlatmak istiyorum. Hemen anlat. Özlem Tekin'e bir dizide oynuyorduk. Ben de çok büyük hayranıydım. Yani o zamana kadar dersem ayıp olur. Yani öncesinde hayranıydım. Sonra ben biraz Black Sabbath hayranıyımdır. Black Sabbath konuşuyorduk. Ben Black Sabbath falan böyle konuşuyordum. Yani Black Sabbath ben dinleyemiyorum. Aşırı sert geliyor bana dedi. O an anladım ki Black Sabbath hiç dinlememiş. Yani Black Sabbath Özlem Tekin'den daha yumuşak müzik yapıyor. Blues, evet doğru. Blues bak, yapıyor ben yani. De biliyorum bunu. Özlem Tekin sözüm sana. Slayer mı diyoruz yani? Sepultura mı diyoruz? Sen ne dinliyorsun? Ne tarz müzik dinler? Dinler misin? Yok hayır şaka yapıyorum. Lisede dinliyordum. Lisede ben o kafalarda biraz. Ha bu programda lisede da söylemiştim. Lisede değil ya ortaokulda. Ortaokulda ben Coco Jumbo dinliyordum ya sadece. Bir de Façık Foçık Tombul diye bir şarkı vardı. Onu dinliyordum. Söylesene.
Fa çik fu çık tombu. Tıkırı çiki 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 çiki. Tamam. Dans grubum vardı, onda dans ediyordum. Canlı yayından tamam. Açtım Spice Girls ve çiki 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 da. Tamam. Kızı tavlayacağım diye etmediğim, dans etmediğim şarkı kalmadı ya. Tavladım. Ama çok tatlı, çok romantik. Çok. Sonra işte ay. Benden, beni terk ettikten bir hafta sonra biriyle evlendi. Nasıl ya? Ben de çok şaşırdım. Allah olmuyor Allah. Ya ayrılalım mı falan dedi. Sonra evlenmiş. Bizden 35 yaş büyük biri. Aa. Buradan selam söyleyelim. Kim? Eşine. Değerli eşine selam söyleyelim. Babası sandım. Aa babam mı? Babanız herhalde. Eşim dedi. Ay inanmıyorum ya. Peki Nilperi'deki vahşi güzellik ne? Allah'ım sana geliyor. Muhammed coşmuş burada. Muhammed vahşi Demir güzel. Kopmuş. Teşekkür ederim Muhammed. Dur Muhammed Demir'e videolarına da bakacağım merak ettim. iPhone'da denkleşiyor sesli kısma videosu yüklemiş. 15 saniyelik bir video. Çok gelir elde edememiştir buradan diye tahmin 15 saniyelik. Pardon ben görmedim senin vahşilik numaranı. Nilperi'nin küpeleri Okan'ın programındaki Nilperi'den daha fazla ses çıkardı. Onları gördüm. Evet. Evet o kadar rahatsız edici miydi? Asla. Bence de değildi. Ama yine abartıyorlar. Ya hep abartı. Bir kin kusma. Biz efendim biz sevmedik biz bunu şunu. Çok gibi. Az kötü yorum var ya. Tamam o zaman. Bayağı iyi bir yorum pardon. Yani yorum. Kırıldı. Bak 6300 like var. Ya. Yeah. 215 dislike var. Ay. Sen ona mı üzüldün? Çok iyi abi. Burcu Baktur bölümüne bak. Ne? Burcu Baktur'un geldiği bölüm. Dislike'ımız, like'ımız iki katı. Öyle mi? Niye? Sevmediler ya programı. Niye? Ne oldu? Ne yaptın? Hiçbir şey. Ben bir şey yapmadım. Kimse bir şey yapmadı. Nasıl? Normal konuştuk. Sevmediler. Olabilir. Dislike. Sen oyunculuğu bıraktın bırakalı memlekette nerd oynayacak, geek oynayacak adam kalmadı. Ha bu sensin. Bu benim. Sinir oluyorsun değil mi artık nerd geek yani sen artık. Yani eskiden sinir oluyorum şimdi hak veriyorum. Ben yapımcı olsam bana ne rolü vereceğim yani. Demin Emre beni gazladı. Ama artık senden öyle... çok iyi bıçkın delikanlı olur falan diye. Erkek arkadaşım benim kariyerimi bitirmeye çalışıyor gerçekten. Böyle artık... ters köşe yap abi falan diyor. Ters köşe yani herkes için ters köşe olur. Benim için de çok ters köşe. Naz Elmas ile Ezgi Mola. Ezgi Mola arasında sıkışmış. Yani pozitif enerjisi, samimiyetiyle kendini sevdirdi. Oraya sıkışmış olmana rağmen. Sıkışmışım yani. Naz Elmas'a herhalde karakter Elmas olarak değil de yani. Ya. Renkler falan benziyordur saç telli falan. Kötü kadın enerjisi benziyor. Ne? Herhalde onlara göre. Nasıl yani? Seyirciye göre. Öyle Türk tipinin dersi? Dışında olman. Ha. Peki okey. Sarışın kötüdür bizde çünkü. Sonunda da bana demiş ki bravo ıspanak. Güzel konuk. Ispanak? Namık. Benim ünlü olduğum rol. Aa ne güzel. Tolga Çevik'in ettiği küfürler geliyor aklıma. Benim normal ruh halim bu deyip Nilperi karşısında sürekli gülmen ve yerinde duramaman. Ya. Ya. Ne demek istiyorsun? Fatih Çelikçi. Yani ne güzel. Sence de öyle olmamış mı? Ha iyi bir şey değil mi bu? İyi bir şey demiş. Enerjiksin burada işte demiş. Evet. Yani Nilperi'yi daha çok sevmişsin demiş. Yani evet. Ya. Öyle demiş ama ben bir yorum yapamam. Tolga Çevik de büyük bir isim. 1 milyon izlenen videosu var bizim kanalımızda. Asla. Tabii canım yani ona hiç laf edemem bu duruma. Badem. Sıkıldın mı? Hayır sıkılmadım. Bırakamıyorum. Badem. Badem demiş ki aşırı saygılı bir insan. Ve başkaları gibi aynı cümleyi süsleyip tekrar etmek yerine haklısın aynen falan diyor. Herkes buna laf yapmış ama bence harika biri. Ve konular çok seri geçiyor. Bir de dediği gibi tam dinlemeyi seven bir insan tipi. Aslında konuşsa neler diyecek ama ortam geyik ortamı. Her şey kendi düşüncesine eklese videoyu 1500 saat yapar bu kız. Belli seviyorum böyle insanı. Ay hiç virgül yok. Delirdim nereden vurgulayacağım diye. Yeni Nilperi ile random konuları az az değil de tek bir konuyu uzun uzun konuşman lazım. Eminim onun enerjisi hiç bitmez. Daha kafa açan bir program olur. Caner gibi ben de hayran... ne diyor? Ben de hayran hayran izledim. Ay çok teşekkür ederim. 51 kişi ederim. Beğenmiş bu yorumu. Bir şey söyleyeceğim yani öyle. Çok duygulandım. Balık sen ciddi misin ya böyle şeylerde? Gerçekten anlamıyorum taşlıklar. Gerçekten duygulandım. Dalga mı geçiyorsun? Ben de bilmiyorum. Biraz sıcak mı oldu? Hayır ben duygulandım şu an gerçekten. Var mı yapabileceğimiz bir şey yani. Senin için? Çok teşekkür ederim Badem'e. Gerçekten çok hoşuma gitti yorum. Neyse.
Hayranları da nasıl konuşan bilen bir insan. Ya da gerçekten duygusal. Ya çok güzel şeyler yazmamış bu. Beni anlamış. Vay, hiçbir şey anlamadım bile ben yazdan. Nasıl bu kadar duygulandı? Şunu bir oynamaktan. Baksana bir tane nokta virgül yok. Evet. Ama ben demek ki çok iyi vurguladım. Sen güzel vurguladın. Teşekkür ederim. İyidir. Uras Kaygılaroğlu, sen muhteşem bir babasın. Ve muhteşem bir dostsun. Anıl Morris'in. İyi bir çocuk ya harbiden. Çok. Gerçekten iyi bir insan ha. Evet. İlginç yani. Nilperi'yi severdim. Daha da sevdim. Ay. Yanımda sürekli şey var. Rating metre gibi bir şey böyle yükseliyor, düşüyor, şey oluyor. Böyle inanılmaz hep geriyim istedim. O zaman söylüyorum bak. Nereye gideceğin sen tepki ver. Burcu Biricik gelsin. Saçmalık. Cem Yılmaz. Gelmesin. Ortalama ne zaman gelir? Demiş. No one. Boşluk. Nilperi. Evet ha. Aynen. Ha, evet aynen. Aynen. Burada beni çok iyi bir gözlemlemiş bir insan var. Cihan Sedef demiş ki Caner Özgürt'le havalar soğukken oğlum aşağı insene tekliflerini abi ders çalışmam lazım ya deyip Age of oynayan Haziran başı gibi piyasaya çıkan site lojman çocuklarına vücut bulmuş hali. Tam olarak doğru. Sen de duygulandın mı? Hayır. Alican Çelik. Abi bugün seni Akbar'ın orada gördüm. Elini sıktım. Tanındığını fark edince ne yapacağını şaşırdım. Sonra ben de sanki uzaylıyla ilk kez irtibata geçmiş gibi oldum. Yanında biri daha vardı. Rahatsız ettiysem kusura bakma. Bu arada soğanlı dürüm konusunda açıklama ihtiyacı duyması çok utanç verici. Olayın espri olduğu çok bariz. Teşekkür ederim. Oğlum çok komik bölümdü. Sıfır beklentiyle girdim. Gayet eğlendim beleşe. Peki bak, aferin beleşe. Beleşçiliğini kabul eden beleşe. Dostumuz. Niye sıfır beklentiyle girmiş? Bende hiçbir beklentisi yokmuş. Buna belki benden kırayım. Yok. Belki senden geldi. Seni sevdiği için geldi kanala. Tamam peki. Tamam, yani ben burada biraz pesimist olmaya çalıştım. İzin vermedin pardon, yani. Pardon. Hani olmadı neyse. Nilperi'nin hali. Nilperi'nin hali. Diye başlıyor. Birazcık daha oku. Tavrı. Ezgi Mola'ya benziyor. Çok hoş. Aşırı tatlı. Ya teşekkür ederim. Yine hep aynı teşekkür ediyorum ama. Nilperi çok. Boş. Yazık. Yazık nasıl bir psikolojiye geldi. Ya tatlı ya boş. Çok samimi, sıcak evet. Ama epey kontrollü ve tutuk. Ya Nilperi... bir şey yani, çok doğru bir şey söylemiş yalnız. Değil mi? Evet. Kontrollüsün sen değil mi? Kontrollü ve tutuğum. Kontrollü olduğum için tutuğum. Konuşurken. Bak şu anda bize... Bak bir de eleştiri vardı. Bak yine durdum. Doğru bir şey söylüyorum. Nilperi çok samimi, sıcacık ama epey kontrollü ve tutuktu bence. Daha çok şey anlatabilirdi. Caner'in fikirlerini çok önemsedi. Bir hatam bu bence. Ama fikirlerin önemsenecek fikirler. Her zaman. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Nilperi Şahinkaya doğallığın sınırlarında dolaşmış. Bu da iyi bir şey mi? Çok güzel. Magazin şeyi gibi. Doğallığın sınırlarında dolaştı. Cem Yılmaz gelirse izlemeyi bırakırım. Evet. Bitirelim mi? Ya sıkıldın mı? Ben sıkılmam. Niye bitiriyorsun? Ne bileyim. Yok çünkü bitti yorumlar. Yok. Neyse bir şey değil. Bu bölüm nedense çok fazla güldüm. Bir tek bana mı böyle oldu? Hayır. Güzeldi bizim bölüm ama değil mi? Bence çok tatlı. Ben biraz senin oynadığın her şeyi görmüyormuşum gibi olmuş ama. Bir şeye giriyorum. Neydi o? Yani biraz evet öyle. Ama sen biraz her şeyi görmüyorsun. Yani kendinle ilgili şeyleri evet. De görmüyorsun. Yani senin tatlı sen tarafın... Sen kızmadın. O. Asla kızmadım. Peki. Caner herkese oyununa geleceğim diyor. Gitmiyor. Demiş. Geleceğim. Ha evet. Bizimkine de gelmedin. Geleceğim. Neyse ben seni tutmayayım o zaman. Kapatalım istiyorsan. Yok. Böyle bir tane bomba bir şey arıyorum bitirmek için. Biri de bize kızmış. Emma Stone en son neyde oynamıştı diye düşündük ya 40 saat. Bütün ekipten bir kişi The Favorite'ı söylemedi ya yazıklar olsun diye coşmuş. Orada da ne kadar entelektüel olduğunu vurguluyor kendisi. Kesinlikle. Ama biz öyle filmleri oyuncular üzerinden anlatmıyoruz. Hani o Emma Stone filmi değil, Yorgos Lanthimos filmidir. Helal be sana. İşte bu kadar. Aslında kapak olsun. Artun Ayata. Bir tane film izlemişsin, artistik yapıyorsun öyle. Evet. Bitti galiba. Peki. Nilperi Şahinkaya'yı hiç tanımıyordum. Hiç görmemiştim. Şirin kızmış. Enerjisi böyle yüksek insanları getirmelisin. 15 loh sohbet izledim belki. En iyisi buydu. Sohbetinizi beğendim. Ya, çak.
Laps laps. Hadi. Çok yakında. Çok yakında ATV'de. Çok az konuştun sen yine ya. Hadi bir şey anlat. Bir tane ne fıkra anlat. Ne anlatayım ya? Hayır işte. Böyle değil mi bu konsepti? Böyle ama... Tamam yani. Tamam. Sonra yine yazacaklar. Yine çok konuştun diye. Ne güzel işte. Sana yüklensinler. Ben peki. Hep şirin kız kalayım. O zaman Nilperi Şahin Kaya'dan tüm hayranlarına bir müjde var bugün. Vardır bir şey yok mu? De. Görüşmek üzere. Laps, laps, laps.